Şimdi bu ekranlarda neredeyse kuruluşundan bu tarafa bulunan biri olarak söyleyeyim. Ben bu ekranlarda yorum yaptığım süreç içerisinde hiçbir zaman Fenerbahçe camiası bu tarz gündemlerle kamuoyunda olduğu süreçlerde başarılı olamadı. Hiç olamadı. Çünkü sen de ben de Sokaktaki vatandaşlar da, Fenerbahçe taraftarları da herkes şunu biliyor ki Fenerbahçe kırılgan bir camia. Ve bu kırılgan ortamı yöneticilerin yaptığı açıklamalar daha da perçinliyor. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe yan yana koyduğumuz zaman iki taraf arasında çok net bir şekilde Fenerbahçe kırılganlıklarıyla öne çıkarken Galatasaray bu süreçlerden güçlenerek çıkıyor. Şimdi şunu söyleyeyim Dün Sayın Ilıcalı dedi ki biz Riva'ya gittik belgeler verdik dedi. Bak bu şöyle bir durum. Biz takımımızın hakkını savunuyoruz duruşu. Yapmalı yöneticiler bu arada. Kayseri Spor'da yapmalı, Alanya'da yapmalı, Rize'de yapmalı, Bayburt'ta yapmalı. Hı hı. Eğer ki takımın haklarının ile alakalı elinizde belge varsa mutlaka Riva'ya giderek hı hı. bir şekilde bunlar iletilmeli. Bu konuda çok doğru bir hamle. Bunu Galatasaray'da yapmalı ki yaptı vaktiyle Beşiktaş'ta yaptığı vaktiyle. Ancak Riva'ya gittikten sonra zaten bir federasyon sürecinde bir ultimatom verdikten sonra istişareler yapıldıktan sonra federasyonla ilgili güven ortamını sağladıktan sonra ve federasyon kendilerine bir taahhütte bulunduktan sonra. Taahhüt nedir? Biz şeffaf yönetimi koruyacağız. Güven ortamını devam ettireceğiz hatalılar varsa gereken çalışmayı yapacağız gibi bir federasyonda kendi nezdinde bir güvence sunuyor. Bunu yaptıktan sonra eğer bir de kamuoyu karşısına çıkıp da açıklama yapıldığında çok yakın bir tarihte bile bunun çok kez şahitini olduk. Fenerbahçe camiası kırılıyor. Kırılıyor. Taraftarı güçlendirmeye çalışılan bir süreç bu. Bence Sayın Ilıcalı kendince şimdi federasyona gidilmesi doğru. Kamuoyu karşısına çıkarak bu açıklamaları yapmanın bence altında yatan mantık şu gibi geliyor bana. Taraftar çok net bir şekilde yönetimi eleştiriyor. Eleştiriyor. Ve bu eleştiriler sokakta istifa yürüyüşlerine kadar gitti mi? Gitti. Şimdi siz Riva'ya gidiyorsunuz. Bir hak savunuculuğu yapıyorsunuz ki doğru olanı yapıyor Fenerbahçe. Galatasaray'da yapsın dediğim gibi Beşiktaş'ta yapsın. Hı hı. Varsa bir belgesi. Ama bunun üstüne çıkıp bir de kamuoyu önünde... Bu konuyla alakalı bir saatlik açıklama yaptığınız zaman iki saat sonra Galatasaray'dan açıklama geliyor. Ve sonrasında siz taraftarın o istifa çağrılarına karşı hakkımız yeniyor, bir düşman var, bir operasyon yapılıyor, biz bu yüzden böyleyiz çağrısı yap yapınca taraftar da zannediyorsunuz ki evet bizim düşmanlarımız var, biz bu yüzden ol olmuyor, futbolumuz bu yüzden bir yere gelemiyor düşüncesine kapılanlar olabilir. Yıllarca kapılanlar oldu da. Ama her zaman şunu gördük ki, çünkü Sayın Ilıcalı'ya da bu soru yöneltildi. Sevgili Nergis sordu yanılmıyorsam milliyetten. Dedi ki kim peki dedi? Bu operasyonu yapanlar kim dedi? Cevap çıkmadı tam anlamıyla. Bir de alışık Hoş. olduğumuz durum Taner geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe genelde bunu biraz daha böyle e, devre arasına yaklaşırken veya devre arasının hemen sonrasında biraz böyle düşüş trendine geçtiği zamanlarda Hı -hı. yapıp aslında e, yine o kırılganlıkla e, Çünkü çöküyordu. Hı -hı. Ama şimdi 7. hafta çok sezonun başı e, şu anda galibiyetler Hı -hı. gelirken bu açıklamanın yapılması dolayısıyla taraftarlarca da çok mu erken oldu? E sorusunu <laughs> da sorduruyor açıkçası. E çünkü şöyle kötü giderken konuşulan bir durum var. Şimdi Fenerbahçe skor alıyor mu? Bir şekilde alıyor. Oyun kalitesi eleştiriliyor. Derbide yenilmişsin vesaire. Bunlar evet. eleştiriliyor tabii ki. Ama şimdi baktığın zaman 3 e, gol beklentisiyle tamamlandığı bir karşılaşmadan bah bahsediyor. Şimdi Fenerbahçe takımının Galatasaray takımına karşı aldığı iç sağ yenilgisi bir operasyon muydu? Yoksa Fenerbahçe'nin o 3 gol beklentisine kadar giden o maçta Abdülkerim'in, Sanchez'in 14 tane, 20 tane toplamda rakibin tehlikeli hatağını uzaklaştırması bir operasyonun sonucu muydu? Ya da Mustera'nın yaptığı kurtarışlar bir operasyonun sonucu muydu? Bazı başarısızlıkları ya da bazı kötü sonuçları eğer ki kendi iç nezdinde taramasını yapmadan bu şekilde çıkışlarda bulunulduğu zaman ne yazık ki Türk futbolu da bulanıyor taraftarlar da bulanıyor. Ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta herkes hakkını savunsun. Gitsin Riva'ya. Neticede delege aynı zamanda bu camialar. Ama giderken çıkışta bir de basının karşısında bu açıklama yapıldığı zaman ben buraya gittim ey taraftar bak gör hak savunuyorum. Sen bizi istifaya çağırıyorsun ama bize bir operasyon yapılıyordu. Ama biz 10 yıldır, 10 yıl demeyeyim bir 7 yıldır Zaten bu mesajları çok kez gördük. Çok gördük. Ezgi. Yani futbolun doğruları gerçekten Fenerbahçe'de ne kadar yapıldığının sorgulanması da gerekiyor. Yönetici olarak bu hakkı savunmak çok önemlidir ama bir ilişki analizi yapmak lazım. Ya yani biz kamuoyunun önüne çıkıyoruz, bu açıklama yapıyoruz ama bu bize nasıl yansır? Oyuna nasıl yansır? E Mourinho zaten geldiği gün başladı. Galatasaray üstünden açıklamalar yapmaya, rakipler üstünden açıklamalar yapmaya. Yani Mourinho zaten bu açıklamadan beslenmeye çok müsait bir teknik direktör. Çok var. müsait. Çok müsait. Ve bu, bunu çok anlamlandıramıyorum. Şimdi bazı camialarımız var. Direkt hakkını kamera karşısında savunmaya çalışıyor. Çıkıyor, basın toplantısı yapıyor. Diyor ki benim hakkım yeni, operasyon yapılıyor bana vesaire diyor. Bunu hiç anlamıyorum. Git arkadaş rivorda ama bir diğer taraftan dün gördük ki Fenerbahçe Riva'ya gidiyor. Bir de kameralar karşısına geçip bu konuyla alakalı çok kapsamlı açıklamalar yapılıyor. Yani nereden baksan bana çok tutarsız geliyor. Ve yineliyorum Fenerbahçe camiası bu tarz kamuoyu açıklamalarının peşinden çok büyük başarısızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunun da sebebi Fenerbahçe camiası kırılgan bir camia. Taraftarlar kırılgan bir camia. Taraftarın ya da oyunun eksenini Fenerbahçeli yöneticiler yaptığı açıklamalarla sahanın dışına ne zaman çıkartsalar Fenerbahçe camiası başarısız oluyor. Şimdi çok erken başlandı. Peki Galatasaray'ın Eray Yazgan'la verdiği yanıta ne dersin? Şimdi Batşuay'ı sevk edildi. Mert Hakan Yandaş niye sevk edilmedi diye soruyor Galatasaray'da. E, aleyhimize 4 penaltı verildi. Takımınızın aleyhine penaltı verilmedi hı hı. E, diyor keza. Onun dışında Derbi'deki e, Galatasaray üstünlüğünü camia olarak seyrettiniz. E, Uyduruk bir penaltıyla maça ortak edilmeye çalışıldınız gibi yine sert ve üst perdeden bir evet. e, yanıt. Yani karşı taraf işte. Şimdi bu taraftan böyle açıklama gelince karşı tarafta o taraftan böyle bir açıklama yapıyor. Hı hı. İki tarafın arasındaki farkı da yayının başında söyledim zaten. Galatasaray bu tarz açıklamalarla daha da kendini sahaya monte ederken, daha da kenetlenirken Fenerbahçe'de farklı bir durum oluşuyor. şimdi Mesela dünkü açıklamalarda bence hiç ifade edilmemesi gereken bir nokta. Sayın Ilıcalı dedi ki, hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının en büyük Galatasaraylı Miraniki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık diyor. Yani bunu Sayın Ilıcalı da bence çok yakınen biliyor. Bizler de biliyoruz. Bu tarz dijital platformlarda üyelikler üstünden açılan hesaplarla toplantılara girilebiliyor. Ve belli ki Cihan Aydın kızının hesabından belki yanlışlıkla, girmiş ve kızının Galatasaraylı olmasının bu toplantıda kamuoyunun önünde niye ifade edilme gereği duyuluyor ben onu anlamıyorum